Velhamdülillahi. Nasılsınız arkadaşlar? Güzel Ramazanlar diliyorum. Bir süredir, çok kısa bir süredir görüşemedik. Biraz kendi hayat sürecimle ilgili olarak birazcık bir ara verdik ama bu ayrıldığımız anlamına gelmiyor, değil mi? Uzaklaştığımız anlamına hiç gelmiyor. Buradayız. Velhamdülillah. Velhamdülillahi. Buradayız sevgili canlar. Bugün ayın 19'u, 19 Mart 2024 ve biliyorsunuz tarot kartlarında 19 numara güneş kartına tekabül eder ve ben de bugün ayın 19'u böyle bir günde bu kadar güzel bir kartın temsil ettiği böyle bir günde ne ola ki sizle buluşmayayım dedim. Evet, sevgili gönül dostlarım. Umarım ki her şey hayatınızda sizin için en iyi şekliyle, en güzel şekliyle, en güzel versiyonlarda tecelli etsin. Bu 19, bu niye dediysem onu da bilemiyorum. Ayın 19'u 19 doğumlulara işaret eder. Özellikle daha öncelerde veya belki şu anda bile zihin çalıştırdığınız herhangi bir düşünceniz varsa, yani düşünce nedir? Düşünce alt bilinçten gelir diye daha önce konuşmuştuk. Alt bilinçte neyi ifade ederdi? Bize illüzyonların olduğu, illüzyon planlarının yer aldığı, iradenin çok 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 düşük olduğu, neredeyse yok denilecek kadar düşük olan alanı temsil ediyor. Ve tabii ki o kadar çok derin ki şimdi hani bir kısmını şimdilik anlatabileceğim, o da güneş kartıyla ilgili ve güneş kartının biz hepimize, hiç kimseyi ayırt etmeden elbette, hepimiz için, İnsanlık için neyi ifade ediyor? Tarot kartlarında güneşle simgelenmiş enerji kaynağımız güneş diye bahsediliyor. Bakalım öyle miymiş? Asıl enerji kaynağımız kimdir? Nedir? Nereden gelir? Bir ona bakalım. 19 numara tarot kartlarında güneş her sorunun cevabı evet olarak bahsedilir. Öyledir de. Peki asıl güneşin gerçekten bize ifade etmek istediği, güneşin tarot kartlarındaki gerçek hem ruhsal hem de beşer plandaki anlamlarına bakalım. Evet, tane hani tarottan biliriz ki bu kart çekildiğinde her sorumuzun cevabı evettir. Eğer şimdi başlamadan önce öncelikle şuna bir değinmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Siz bugün ayın 19'u 2024 senesinde şimdi şu anda bu videoya denk geldiğinizde telefonunuzdan veya televizyonunuzun düğmesine bastığınızda veya bildiğiniz için, takipte olduğunuz için bu videoya denk geldiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'ın izniyle alacak mesajlarınız vardır Allah, arkadaşlar. Her şey kadersel sürecinde olması gerektiği gibi olduğu için hani her şeyin yeri, anlamı vardır. Yaratılışta, varoluşta anlamsız olan tek bir zerre yoktur arkadaşlar. Bu kartın en güzel ruhsal anlamlarından bir tanesi bize der ki aslında kollarını aç ve hayatın tüm güzelliklerini kucakla. Neyi olmasını istiyorsan ona öncelikle onu almak için kollarını aç. Buradaki kollarını açla bahsedilen aslında çabaya gir, girmediyse hemen başla, o isteğin, dileğin neyse, niyetin neyse. Çabaya girdiğin takdirde evet sonuçta evettir bu kartın, o zaman başarı getirir, mutluluk getirir, ilham verir. Maddi, manevi mutluluk, şanslı birliktelikler, şanslı ilişkiler, şanslı evlilikler. Memnuniyet veren, neşe veren, keyif veren her türlü güzellikleri de temsil eder. Evet, 1 ve 9 her bir rakam
Semboldür arkadaşlar. Evrenin tamamı sembollerle oluşur. Sadece biz insanlar konuşuruz kendi aramızda. Evren bizim aslında sembollerle konuşuyor. Değil mi? Evren bize bir şey demiyor. Bugün cennet nasılsın demiyor mesela. Ama bugün ayın 19'u içimden geldi ve dedim ki 19. 1 ve 9'dan oluşuyor. Manalarına naçizane kendimce bana verilenle anladığım ve öğrendiğim kadarıyla dedim ki bakayım bir oturayım buraya. Ne akacak, neyi bilmemiz gerekiyor. En çok da haşırım neşir olduğum konu bugün içime gelen sezgiyle zaten burada oturmama sebebiyeti olan asıl içime gelen o biliş cümlesi neydi biliyor musunuz arkadaşlar? İnsan olan ben kimim? Aslında ne kadar güzel bir cümle değil mi? İnsan olan ben kimim? Aynen bu şekilde geldi. Yani içime doğan o hissiyatım, sezgilerim bana bunu söyledi. Kendi kendime bu cümle ağzımdan çıkıverdi arkadaşlar ve çok önemsedim. Ve tarot kartlarında güneş aynı zamanda da iyi yönetemediğin zaman her şeyin en güzelini verebildiği gibi depresyonlar, olumsuzluklar, başarısızlıklar ve giderek daha çok, daha az derecede, daha böyle düz, aslında hakikatleri ayırt edilemeyen illüzyonlara, yani 18 numara iyi yönetemediğinizde ne oluyor? Bir adım gerisi nedir? 18 numara ay kartı. Yani illüzyonlara düşmek, illüzyonlu durumların oluşması, kurgular. Ve özellikle de 18 numara gelgitler her şeyi kapsar insana dair. İril ve dişil ayırt etmeksizin arkadaşlar. Kadın erkek ayırt etmeksizin. Şimdi depresyon, olumsuzluk, başarısızlık veya daha az derecede anlamak yani. Hani iradeyle hareket edilemeyen nokta. Ay illüzyon kartı. Aslında o da bize niye anlatıyordu? 1 ile 8'i bir önceki videolarda anlatmıştım. Lütfen videoları tekrar dinleyin. Ama iyi yönettiğinde de her şeyin cevabı. Evet, kollarını aç ve hayatın renklerini yaşa, mutluluklarını yaşa, başarılarını yaşa. Ve şanslı evlilikler, birliktelikler, ortaklıklar, her konu alanınız neyse beni şu an bu videoya denk gelip ne için dinliyor olacak iseniz. Peki bu kart enerjini iyi yönettiğinde, yani bilinçaltı illüzyon planlarına düşmeyip iyi yönettiğinde, yani ne diyorduk biz orada? Neptün enerjisine düşme diyoruz değil mi? Astrolojik olarak ifadesi. Peki bir bize neyi söyler? 1 ile 9 topladığınızda 10 eder. 10 kader çarkına tekabül eder. Ve aslında 1 ile 0'ı topladığınızda sonuç itibariyle 1'e işaret eder arkadaşlar. Yani insan olan ben kimim? İnsan mıyım? İnsan oluyor muyum? İnsan oldum mu aslında? Ben kimim? Kendimi nasıl yansıtıyorum? Birinci ev, koç. Ergen, toy, gamhat enerjisiyle mi hareket ediyorum olgun bir ruhken aslında? Kendimi inkar edip illüzyonlar içerisinde mi haşır neşirim? Depresyonlardan mı dolaşıyorum? Depresyon yaşıyorsanız illüzyonlardasınız zaten. Nedir? Bilinçaltı. O bilinçaltı odalarından neyi çekip alıyorsunuz? İllüzyon planını seçersiniz, illüzyon senaryoları gelir. Ama iradeyle hareket edildiğinde işte bu kart anlamını bulur. Bir numara, kendi kendinin güneşini, ruhunu, yani güneşi derken ruhun özünü yansıtırsın demektir. Burada güneş semboliktir ve güneş bize mutluluk enerjisini, başarı enerjisini, neşe, keyif enerjisini ve her şeyden önce bize kişisel güç ve enerji ifade eder. Bir olmayı, bir olan Allah Celle Celaluhu'nun kendisinin kendisinden, aynının aynısının aynılığının aynılığından yansıması olan biz insanoğluna irade ve ruh vermiştir. Peki, harikulade birer mucize olarak yaratılmışız. Mükemmelliyeti, harikuladeliği, her en güzel diyebileceğimiz her şeyin en yüce ve büyüklük manalarına sağının üstünde bunu yaratan ve bunun üstünde olan en üst irade Allah Celle Celaluhu'dur. İradeyi yaratan, iradeyi yöneten Allah Celle Celaluhu'dur. Yani Allah'ın yüceliği, büyüklüğü, yücelik ve büyüklük kelimesini
kapsam anlamını da yaratan ve yöneten olarak her şeyin sahibi ve her şeyde kendini tezahür eden olarak yansımalarıyız arkadaşlar. İşte insan olan ben kimim? İnsan olabilmiş miyim? Ölen hayvaniymiş, aşk değilmiş denildiği gibi. Peki neleri aydınlanmamız gerekiyor bugün? 19'u, 19 1 ile dediğim gibi 0'ı topla, 1 ile 9'u topladığınızda 10. Onun cevap konuları da sizi ilgilendirebilir. Burada statünüz söz konusudur. Yine her zamanki klasik örneklerimizden gidecek olursak, işte statü nedir? Nişanlı mısın? Bekar mısın? Evli misin? Dul musun? Boşandın mı? Boşanıyor musun? Boşanacak mısın? Gibi statüsel konuları ifade eder. Bakın bu kariyer konuları değil. Bunlar kariyerle, genelde statüyle kariyer de çok karıştırılıyor arkadaşlar. Kariyer iş alanında yapılan bir üst seviyeye geçmeyi ifade eder. Kariyer atlamak, bir üst basamağa çıkmak gibi. Fakat statü 10. ev konusudur ve statü de sen kimsin, ne olarak kendini dışarıya yansıttın. Yani senin statün ne? Evli misin, bekar mısın? En basit, en kolay diyeyim, daha doğrusu basit değil de haşa, varoluşta hiçbir şey basit değildi. Tesadüf de yoktur. Her şey çok anlamlı ve olması gerektiği için olur. Olması gerektiği zaman, olması gerektiği şekil ve biçimde ve olması gerektiği zaman, olması gereken süreç içerisinde tam da olması gerektiği gibi olur arkadaşlar. Kimse bunun önüne geçemez ve biz zaten ne diyoruz? Kader diyoruz buna, öyle değil mi? Ve tarot kartlarında kader çarkıyla ifade edilir. 10 numara, yani 19 numara olan güneş kartını 1 ile 9'u topladığımızda 10'a tekabül eder. Peki 10 kader çarkı bize ne söyler? Kader çarkı da bize der ki, ey Adem oğlu Havva, bir takım sınavlar yaşayabilirsin. Bil ki seni öldürmeyen şey seni güçlendirir. Kader çarkının ruhsal anlamıdır. Ey seçilmiş olan, kendi talihin o. Her an hangi durum içindesin? Eğer mutsuzsan, üzgünsen, kederliysen, talihsiz şeyler yaşıyorsan, başarıyı yakalayamamışsan, yükselemiyorsan, saadet, huzur, mutluluk, zafer, güzel nasipler, güzel kısmetler, güzel şanslarla karşılaşamıyorsa, sürekli karmik enerjiler içinde, karmik kişilerin çalıştırdığı karmik enerjilerle, iradesiz olan, iradenin çok düşük olduğu seviyede, bilinçaltı illüzyon planlarıyla ne oluyor? İllüzyon odasının içinde, içinden hangi illüzyon planını çektiğine bakıyor. Bu da dil, ağızdan çıkana, fiilen, fiziki davranışla ne yapıp yapmadığımızla ilgili oraya yansıyor. Peki, o zaman benim karmik enerjilerimi, karma durumlarımı, karma kişileri, bana hizmet etmeyen her bir durum, olay, olgu, kişi veya kişiler, ortaklıklar, evlilikler, arkadaşlıklar, komşuluklar, ikili ilişki, yani iki insan bir araya geldiği iki oluyor. Birden fazla olan iki insan bir araya geldiğinde aslında orada bir grup oluşuyor. Birden fazla çünkü. Orada iki kişi var. Artık orada sır yok. Sır bir tek kişidedir ve zaten sır olmaması gerekir. Sır dediğiniz nedir? Gizemli durumlardır zaten. Ay, çok özür dilerim. Yani aslında gizem de değildir. En büyük gizem varsa o da Allah'tır. Ve Allah Celle Celaluhu kendisini bizi yaratarak, bizde yansıtarak kendini bilmeyi, bilinmekliği istediği için bizleri yarattı. Ve bize kendinden ruh verdi, irade verdi ve bizi koruyan bir auramız var, değil mi? İşte kader çarkı. Ne daha ne bekliyorsun? Üst seviyeye geçebilirsin. Yani bir adım ileriye gidebilirsin. İşte burada duruyorsan şu buraya geçebilirsin. Burada duruyorsan buraya geçebilirsin. O zaman demek ki basamak basamak sen. Her an Allah bir rüzgar gibi ok misali konuşlanmıştır.
Rumi kartta olduğu gibi. Allah sana izin verir. Sen yeter ki kendini inkar etme, illüzyonlarda boğuşma, düşünceye düşme. Çünkü o zaman illüzyon odasının kapısını açmışsın, onun içinden çekiyorsun ve bu seni aşağı düşürüyor. Gerçeklik dışı olan illüzyon planlarını ve öyle ki gerçeklikten zor ayırt edebileceğin şekilde yaşayabilirsin, yaşatılır. Bunun adına kader deniliyor. Wheel of Fortune. Şimdi kader çarkı bize talihsizlik, şuursuzluk, kaosları da anlatıyor aynı zamanda. Çünkü bir olmayı başaramadıysan oradaki sıfır ne oluyor? Hiçbir şey etkisi yoktur, değil mi? Matematikte hani biliyoruz sıfır, ama sıfır aynı zamanda da hangi döngüdeysen, nereden başlarsan başla yine dönüp dolaşacağın geleceğin nokta yine başladığın noktadır. Peki bu neyi anlatıyor o zaman bize? Hatta şöyle bir tahta üzerinden size çizerek anlatabilirsem, tahtam var mı yanımda? Yok ama çizmeye çalışayım. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Öncelikle ben hemen başlamadım çünkü çok önemli bir konu, gerçekten çok önemli ve güneş kartı çok önemli. Ve özellikle birinci ev, dokuzuncu ev, onuncu ev konularına çok işaret eder. Onuncu evin karşısındaki beşinci ev konularına işaret eder. Dolayısıyla burada özellikle sevgili arkadaşlar, biz 19'u özellikle 19 doğumlarını da çok dikkate almalarını tavsiye ederim. Hangi ayın 19'u doğumlu olursanız olun. Dolayısıyla gerçekten çok önemli. Akşam saat 19.00'da doğmuş olabilirsiniz. Doğum saatiniz bu saat olabilir. Saat 1'de doğmuş olabilirsiniz. Gece 1'de, öğlen 1'de, akşam 9'da, sabah 9'da doğmuş olabilirsiniz. Bunların hepsi isim ve doğum tarihimiz zaten kaderimizi analiz eden durumlardır. Ve özellikle hava grubu, özellikle hava grubunu zihin çok çalıştıran grup olduğu için arkadaşlar, burada özellikle ikizler, terazi ve kova gerçekten bu açılımı çok dikkatle dinlemelerine, dikkate almalarına naçizane tavsiye ederim. Peki ben bakayım, tahtam var mı yanımda, ona bakıyorum arkadaşlar yakınımda. Çünkü öyle bir hazırlık yapmadan da oturduğum için bakayım nerede ne bulabilirim en yakınımda neyi. Bir tane bir şey yakaladım sanki. Evet, şuradan bir not kağıtlarımla bir size anlatmaya çalışayım. Şimdi biz özellikle biliyorsunuz zaten 25 Mart'ta da bir tane dolunayımız var terazide ve 5. evde. Çok önemli. Bir ayın 5'i doğumluysanız astroloji haritanızda 5 ile ilgili 5. ev konuları ve 5 rakamı 0505 doğumlu olabilirsiniz. Mesela herhangi bir ayın 5'i doğumlu olabilirsiniz. Yine saat 5 doğumlu olabilirsiniz. 5. ev konuları olabilir. Aslan yönetiyor. Aslan. Aslan burcunun yönetici gezegeni zaten güneşe tekabül eder. Aslan ormanın kralıdır. Neden ormanın kralı aslan olmuştur? Çünkü içgüdüleri en kuvvetli olan, yani güdüleri kuvvetli olan hayvan olduğu için arkadaşlar. Sezinlemesi kuvvetli yani. Peki diğer hayvanlara göre tabii bu insandakiyle aynı şey değil arkadaşlar. Farklı hayvan grubununki farklı, bitki grubu farklı, 3 canlı vardı. İnsan iradesi, insana verilen hiçbir özellik diğer hiçbir canlıda yoktur arkadaşlar. Sadece Allah Celle Celalihi kendi aynalığından aynısının, yani kendisinin kendisinden kendisinin aynısının aynalığından yansıması olarak bizi yaratmıştır ve bize ruh vermiştir, irade vermiştir. Aura denilen çok özel bir koruyuculukla var olmuş olmamız çok özel ve çok mucizevi olarak kendimizi gerçekten, haşa, Allah zaman ve mekandan tenzih ederek Yüce Allah Celle Celaluhu, biz insan kullarının da kendimizi de küçük görmememiz gerekir. Zaten bütün sınavlar, 4 yıldır kanalda okuyorum, 701 video oldu.
701 video, birinci videodan itibaren kendini inkar etme, kendini küçük görme değil mi? Hani kendini ortaya koy, kendini yansıt, güneşini yansıt, güneşini yansıtmak ne demek? Ruhunu yansıt, özünü yansıt, sen kimsin, olduğun gibi ol, özüne sahip çık, özünü inkar etme, başkası gibi davranma, başkasının senin yerine davranmasını meyal verme, alan açma, hayatını alma, kararlar sana ait olmalı, hayat bu kader çarkı, bunun merkezinde sen kendin olmalısın, başkası değil. Başkasının senin yerine karar verip başkalarının kararlarıyla hayatını yönetme, kararlar alma. Düşüncelere, başkasının söylediği bir şey, onun düşüncesi, onun fikri, o onun içindir. Senin için doğru olmayabilir o. Hiç kimse için doğru olan bir şey bir diğeri için doğru olacaktır diye bir zorunluluk yoktur arkadaşlar. Ama yanlış, yanlıştır. Peki yanlış yanlışsa tekse doğru nasıl oluyor? Çünkü göreceli. Çünkü hiçbir insanın parmak izi ve Allah'ın verdiği akıl ve irade seviyesi aynı değil arkadaşlar. DNA kodu, geldiği esma kodu aynı değil. Onun için bu benim için sarı, öbürü için açık sarı, öbürü için civciv tonu, öbürü için başka bir ton gibi gibi. Şimdi dolayısıyla terazideki evlilik evine işaret eder. Ve 19 numaranın arkasında 20 numara mahkeme muhakeme gider. Neye işaret eder 20 numara mahkeme muhakeme? Evliliklere, boşanmalara, sözleşmeli durumların hukuksal boyutlarına, kanunsal boyutlarla ilgili, yani resmi mecralarla, kurumlarla ilgili bir takım olay veya olaylarınız olduğunu, durum veya durumlarınız olduğunu veya davalarınız olup olmadığını, yani bir davanız olabilir. İşte ilgili bir davanızdır. Belki boşanma davasıdır. Belki çocuk velayeti davasıdır. İşte. Şimdi tam da merkeze kendinizi koyup bugün ayın 19'u, hele hele 19 doğumlu iseniz ki astrolojik olarak gerçekten çok her sembol çok kıymetlidir. Ben her ayın bir doğumlu olan kıymetsizim haşa tabii ki değil. Fakat astrolojik bulgularda, astrolojide, astrolojik haritamızı, kader haritamızı, yaşam haritamızı bir öngörüsünü çıkarttığımız zaman bazı rakamların da kadersel döngülere, çok büyük kadersel olaylara, yani tarot kartları diliyle büyük arkanalara işaret eden olaylar için ipucu verir. Ve dolayısıyla kader çarkıda 1 ile 9'u topladığımızda 10 ettiği için, 10 da 10. eve de işaret ettiği gibi, 10. evde zaten statü evi olduğu için, o zaman demek ki burada 5. ev ve 10. eve çok dikkat etmemiz gerekiyor. 12. ev balık, 11. kova ve 10. evde nedir? Oğlak yönetimindedir arkadaşlar. Ve oğlak keçi burcudur. Yani boynuzlu burçtur. Boynuzları da çok serttir ve iki boynuz vardır. İnattır, iştir. Bildiğini şaşmayan. Halbuki Mars etkisi de vardır. Burada Jüpiter etkisi de vardır. Fakat Satürn etkisi de vardır. Ve dolayısıyla hangisini nasıl yönettiğinize bakar arkadaşlar. Ya burayı iyi yönetirsiniz ya kötü yönetirsiniz. Mars etkisiyle eril enerji, yakıcı enerji dediğimiz o doğru olmayan enerji, işte illüzyon odalarında düşünceye düştüğünüz, zihin çok çalıştı. O yüzden diyorum kova, özellikle kova terazi burcu yeni 7. eve işaret eder. Özellikle evli olanlar, bir ayın 19'u doğumlu olanlar bu videoyu gerçekten daha bir pür dikkat dinlemeleri sanki hayırlarına olacaktır diye hissediyorum arkadaşlar. İşte Mars etkisiyle hareket edersen Jüpiter kat be kat, yani diyelim ki yanlış bir fikirdesiniz, yanlış bir durumdasınız ve bunda diretiyorsanız, işte orada oğlak evinde oğlak keçi inadıyla Mars etkisidir o zaten. Nedir? İnatçı. Yanlış düşünüyor mu? İnatçı. Yani örneğin bir karmik eşle birliktedir. Zaten çoktan boşanması gerekmiştir ama geç kalınmıştır. Örneğin mahkemeye verecek, boşanması gerektiğini de biliyor. Hala vereyim vermeyeyim diye mi düşünüyor? İşte ne kadar süredir bunu böyle düşünüyorsun? İşte o süreci ne kadardır uzattı? Oğlak burada statü 10. ev, 5. eve de işaret ettiği için, 5. evde aslan yönettiği için
Ve zaten yönetici gezegeni güneştir ve tarot kartlarının 19 numara güneşi gösterir arkadaşlar. Aslan gibi. Tabii ki hayvanlar aleminde dolaşmayacağız. Sen bir aslan olmadığına göre ne yapman gerekiyor? İşte illüzyon odalarında dolaşıp, illüzyon senaryolarında boğulup, ölmedi demeden ne yapması gerekiyor? Ya bir kötü olumsuz bir şey yaşıyorum ben, evet. Belki kötü bir evlilik yaptım, kötü bir ortaklık yaptım ama kaç yıldır bunun içindeyim. Bakın nereye geliyor, çubuğa bakıp geldi. Somut planda boğa ikinci evi gösterir. Akılcı ve rasyonel davranmadığı sürece, bakın ikinci ev ve 11. evi gösterdi, görüyor musunuz? Bakın okun ucu kovayı gösteriyor. İkinci evde evlilik eşini seçerken akılcı rasyonel davranmadığı için kendini somutta doğru olmayan olaylar içinde buldu ve kendini doğru tezahür ettiremiyor, edemedi. Şimdi eğer rasyonel davranmış olsaydı, akıllıca ikinci evde kiminle evleneceği, çünkü ikinci ev nedir? Birinci ev bir, bizi temsil eder. Ben kimim, nasıl davranıyorum? Mars etkisi vardır orada. İşte cesaretle, güçle kendime ifade ediyorum ama egoyla mı ediyorum, sevgiyle, empatiyle, mütevazilikle mi, sadelikle mi yapıyorum, alçak gönüllülükle mi gösterdim? İşte hele hele ikinci evde somut olayları dünya planında somutta göstermesi gerekirken, eğer illüzyonlara düştüyse orada ne yapıyor? O zaman Satürn etkisi görüyor. Satürn etkisi görünce ne oluyor? Akıllıca davranmıyor. Halbuki Satürn orada neyi sınav ediyor? Diyor ki sen bir, belki işte örneğin bir ortaklık kurmak üzeresin veya bir eş seçmek üzeresin. Birisiyle evlenmeye karar veriyorsun. Fakat ne kadar tanıyorsun? O kişinin senin için doğru olduğunu biliyor musun? Bu gerçek bir evlilik. Gerçek bir aşk, sevgiyle sevdiğin, aşık olduğun, istediğin biriyle mi evlilik kararı verdin mi deniliyor. Belki 19 yıllık süreciniz anlatılıyor olabilir. Bakacağız şimdi onlara. Ve sen belki de 19 yıl evvel boğada ikinci evde, ikinci ev ne demek? Ben birinci evde bir, ben vardım. Ama iki de ben varım, bir de sen varsın oluyor. Yani ben de benim dışımda ikinci bir insan daha var. Bunu bilmeyi öğreniyoruz. Kim? İşte aileden biriyle mi bir konun mu var? İşte evlilik aşamasında mısın? Biriyle evlenmek mi istiyorsun? Veya hiç kimse yok, aslında artık evlenmeye mi karar verdin? Eş mi bakıyorsun? İşte bu onunla olmuyor. Her şey kadersel olağan sürecinde oluyor. Bir şeyleri kontrol etme. Çünkü kova zihni çok gösterdiği için kontrolcülüğü gösteriyor. Eğer ikinci evde çok kontrol ederse buradaki iradeyi yanlış yönetir. Kibre girer. Egoya girer. İşte o zaman burada asıl rasyonel olman gerekirken, ki kova akılcı, zeki bir burçken, fakat işte kova da, terazi de ve özellikle ikizler de, hele hele ikizlerseniz, ikizler zaten çift temalıdır. İkilemliği çok anlatır. İşte tıpkı balık burcu, haritanızda ayrıca balık var ise, özellikle sevgili arkadaşlar bakın. Biliyorsunuz özellikle son 1-2 aydır genelde kavuşmak üzere olan ikiz ruhlar üzerine açılım yapıyorum. Zaten bugün de 19 içinde oturmak istemem sebeplerinden bir tanesi de ikiz ruh açılımları henüz yapmadığım için en azından burada buna bir değinmek istedim. Ayın 19'u bize neyi veriyor? Bizim neleri bilmemiz gerekiyor? Özellikle ikiz ruh ve ikiz ruh yolculuğunda olan ruh eşleri ve ikiz ruhlar için özellikle bunu da dile de getirmek istiyorum. Tabii ki gerçek ve hakikatli bir sevgi ve aşk içindeyseniz ve eğer kavuşma aşamasında hissediyorsanız kendinizi, bu sürece yaklaştığınız veya ramak kaldı, kavuşmak üzere olacağınızı hissedersiniz arkadaşlar. Çünkü Allah Celle Celaleyn'in izni ve onayıyla bu kula çok mükemmel verilir ve kulun bunda zaten zihne düşerse şaşar. İşte orada inançta kalması çok önemli. Kova nedir? Zaten Plüto Kova'da. Dolayısıyla Satürn Balık'ta. Burada Neptün enerjiye, Satürn'de şey, Neptün'de düşme 12. evde. Zaten orada hayatın akışının yönüne, birbirinin zıttına şey yapan yüzen iki balığı da ifade eder. Hele ki balıkların her ikisi de
Sizin özellikle ana burcunuz balıksa, yükseleniniz balıksa veya ay burcunuz balıksa örneğin. Hele hele ikizler ve balıksınız. Düşünebiliyor musunuz? İkizler çift tema, balıklar balık çift tema. Biri ay burcunuz, biri yükseleniniz, biri yükseleniniz, biri ana burcunuz, biriniz ay burcu da olabilir. 19 doğumlar özellikle buna, özellikle ikizler haritasında, ikizler doğumluysanız, balık varsa haritanızda da balık burcu doğumluysanız bu gerçekten bu video çok kadersel olacaktır. Öyle tahmin ediyorum sizin için. Çünkü 19 numara 19 doğumları özellikle işaret eder ve 10 kader çarkıdır. Eğer siz şu ana kadar güneş kartı 19 numara olduğu için eğer 19 yıllık bir döngüyü bitiriyor iseniz bakacağız onları. Talihsizlikler yaşadıysanız ve o talihsizlikler aslında sizin elinizde değildi. Kadersel olarak yaşadınız. Sizin seçimleriniz değildi. Belki size seçimleriniz gibi sunuldu. Aslında onlar illüzyon planlarıydı. O kadar gerçekçi sunuldu ki işte örneğin ne derler? Hani bir söz vardır aklıma gelmedi şu an. Keçi mi allayıp pullayıp da satar ama aslında işte mal nedir o bellidir, kendini belli ediyor işte ne yaparsan yap, ama bir tarafta altın var işte çamura da düşse alıyorsun bir sıyırırsın üstüne, altın altın gibi güneş güneştir parlar. Yani sen kendini bilirsen, kendini inkar etmezsen işte bil ki orada şanslı döngülerin de olacaktır. Talihsizlikler olabilir ama el seçilmiş olan kader çarkı 1 ile 9'u topladığımız 9 en büyük hayali anlatır tarot kartları. En büyük hayalin diye bir şey yok. Neyi istiyorsan zaten niyetin, isteğin o, isteğin o. Hayal dediğiniz nedir? İstediğimiz şeylerdir. İşte istediğin için hayal kurunca da bu sefer ne oluyor? Siz onu alıp buraya koyuyorsunuz, o burada böyle duruyor. Yıllar geçiyor arkadaşlar. O yüzden hayal kurmak değil, isteklere bakmak gerekiyor. Ben neyi istiyorum? Tamam, hemen o yolda ona kavuşmak üzere ilk adımı kişinin atması gerekiyor. Ve zaten tarot kartlarında güneşin sembolü de şu şekildedir sevgili arkadaşlar. Kader çarkını anlatır aslında. Ey seçilmiş olan sen merkeze kendine koy, güneşini yansıt. Ruhunun özünü yansıt. Kimsen onu yansıt. Güneştir bu tarot kartlarında arkadaşlar. Kader çarkı, ey seçilmiş olan kendini. İşte 5. ev, 10. ev konusunda statü neydi? 1 ile 9'u topladığınızda 10. E peki 1 ile 9'u topladığımızda 10 ise o zaman. Şimdi bugün ayın 19'u, öyle değil mi? 1 ile 9'u topladığımızda ne oluyor? 1 artı 9 topladığımızda eşittir 10. Kader çarkına tekabül ediyor. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Peki kader çarkı o zaman ne veriyor bize? Kendini nasıl yansıtıyorsun? Ruhun özünü yansıtıyor musun? Gerçekte kimsin? İşte sen insan mısın? İnsan gibi davranıyor musun? Kendini insan olduğunu hatırlıyor musun? Ne kadar hatırlıyorsun? Özgür müsün? Özgür müsün? Özgürlüğünü eline aldın mı? Hayatını, çemberin, bu yaşam çemberinin, hayat döngünün, varoluşsallığının merkezine kendini koyduğun zaman işte bil ki sen burada kendini kendi merkezine koyduğun takdirde hayatını yönetebilirsin. Kader çarkı 1 ile 9'u topladık 10 etti. Ne dedi bize? Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol diyor değil mi? Mesela bu tarot kartlarında Jüpiter'e işaret eder. Sen eğer kendi güneşini yansıtırsan bunu düşünün ki bir şey karar vermişsiniz. 19'da olduğu için bugün de ayın 19 olduğu için anlatıyoruz. Bize mesajı nedir o zaman? Demek ki ey seçilmiş olan sen kendi talihini belirliyorsun bugün. Belki belirlediniz, belki bu videoyu dinlerken arkadaşlar. Ey seçilmişler, siz demek ki belki de 19 yıllık bir döngüyü bitiriyorsunuz. Bitirdiniz belki. Bu video belki de yaptığınız bir şeyin bitirmiş olduğunuz o kısır döngü, o karmik enerjiler, karmik eşler, karmik ortaklıklar, karmik arkadaşlıklar, karmik dostluklar, karmik her ne tür olumlu olmayan bir sizi aşağı çeken
bir ve birden daha fazla hangi enerjileriniz varsa, karma dediklerimiz, şiron dediklerimiz yani. İşte siz onları bitirdiyseniz o şironları şifalandırdınız demektir işte. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol, talihini yaz. Ama talihini yazabilmen için güneşini, ruhunun özünü yansıtman gerekiyor. Yaşam kaynağının ne olduğunu bulman gerekiyor. İnsan olan ben kim? Bugün en çok sezgisel bana gelen cümle bu oldu arkadaşlar. Eğer ben insansam, talihim iyiyse, şansım iyi yerindeyse, saadet, huzur, mutluluğum yerindeyse, zaferden zafere koşuyorsam, güzel nasip ve kısmetlerle karşılaşıyorsam, o zaman demek ki Jüpiter bana çok bonkör davranıyor. O zaman ben Jüpiter'imi iyi yönettim. Kader çarkı bunu da söyler, Jüpiter'i de söyler. Bilgeliği, şanslı, talihi, güveni, ferahı, her şeyi gösterir. Ama öbür tarafta ateşi de temsil eder. Yani eylemde bulun, eylem yap. Kendi kendine, kendi kendinden kendine eylem yap. İşte iradesizlik noktalarında dolaşıp, bilinçaltı odalarında dolaşıp orada vakit kaybedeceğini Allah bir ok misali rüzgara konuşlanmıştır. Geç kalmadan Allah'a dinarların dörtlüsü ne der Rumi'de? Dua ruhun özüdür. Allah'a yaklaş. Allah'ı hatırla. Eylemde bulun. Allah daima o ilhamı veriyor içine neyi seçmen gerektiğiyle ilgili. Aslında hiçbir zaman ikilemlerin yok. Sadece ruhunun ve iradenin sesini dinlemen gerekiyor. Hırsa, dürtüye, iradesizliğe kapılma. İşte hayatının merkezine kendine koy, bir başkasını koyma ki güneşini parlatasın. Onun için 1 ile 9, 10. 10. ev statü evine işaret eder. Peki statün tamam. Diyelim ki evlisin. Basit. Siz kupa kralını ele alalım. Neydi? Düşünceli, dengeli, cömert, iş hukuku bilen. İşte başarılı. Belli bir kariyere gelmiş. Artık bilgeliği de belli bir düzeye gelmiş adamı gösterirken ama sorumluluk almaktan korkan, basiretsiz yerinde duran bir kupa kralı vardı değil mi? Kendini kurtaramazken zevcem olacak bir yâri kılıcımla kurtaracağım diyen bir kupa kralı vardı. Ama ey seçilmiş olan talihin kader çarkı bunu demiyor işte. 1 ile 9 eğer 19 doğumlularsanız dediğim gibi haritanızda eğer çift özellikle olan ikizler gibi balık gibi çift temalar varsa arkadaşlar özellikle yengeç hangi evinizde bulunuyor mesela hani yengeci de bilirsiniz böyle dördüncü ev ay yönetir 69 gibi düşünün sembolü böyleydi biliyorsunuz 6 ve 9'a işaret eder zaten birbirinin tersidir bu yengeç sembolüdür arkadaşlar ve yengeç inanılmaz melankolik dedikoducu. Aklınıza gelebilen her türlü tabii yengeç burcu olan arkadaşlarım beni affetsin. Yani onların suçu da değil. Yengeç burcunda doğması da bir kadersel. Ama zaten hayatla ilgili sınavları bu olacaktır. Allah'ı bilmeyi öğrenecekler. Kendini bilmeyi öğrenecekler. Kim olduğunu, insan olmayı öğrenecekler. Haşa. Ne demek istiyorsunuz cennetim? Siz bize insan değil misiniz? Haşa. Hepimiz hayvaniyiz zaten arkadaşlar. İnsan olan kim? Hangimize erdik? Allah'ın nazarında 19 numara Rumi'de neyle temsil ediliyordu? Hazreti Mevlana ve Şems'e. Peki bir bakalım oraya bize ne diyor? Ve Yengeç Evi bize neyi anlatıyor burada? Rumi'de bize nasıl bir bilgi var orada? Rumi kartlarımı ben nereye koydum? Burada. Bakın ey seçilmiş ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Buyurun. Peki neden iki eril var? Mesela normalde bir kadın bir erkek olabilir değil mi? İlahi eril dişil anlatıyoruz. Ruhsal boyutuyla, dünya boyutuyla kadın ve erkek, Hazreti Adem, Havva gibi de düşünebiliriz değil mi? Mesela aşıklar kartı öyle sembolize edilmişti. Peki, işte burada insan olmayı öğreniyoruz arkadaşlar. İnsan olmanın yolu da kendimizde Allah'ın nazarında hiçbirimiz hiçbir zaman Allah Celle Celaluhu zaman ve mekandan tenzih ederek biz asla koşulsuz sevgiye gelemeyiz. Gelmenin yolunda adım atar bu yolda ilerleyebiliriz ama en büyük koşulsuzluk eşsiz ve benzersiz doğmamış ve doğurmamış doğurtulmamış olan Allah benzersiz ve tektir eşsizdir birdir ve her şeyin yaratıcısı sahibi ve yaratımının üstünde ve yaratımı da yönetendir
Ne ola ki koşulsuz sevgiyle bunca dünyadaki, hani şu dünya zihnimiz, aklımızla düşünelim, bize tanınmış irademizi küçümsemeyelim. Çünkü Allah'tan olan irademiz asla küçümsenmemesi gerekir. Haşa, orada küçülse nedir, tarot kartlarında çok var umudu mesela, değil mi? Ey, Allah'ın gözünde sen değerlisin. İşte kendini sev, sen, Allah seni seviyor kartları var, değil mi mesela? Ne anlatıyor? Allah'ın kendisinden kendisine yansıması olduğunu unutma işte. Karşındakine bir şey deyince onda da Allah'ın tezahür ettiğini unutma. Sen de kendini yansıttığı gibi onda da yansıtıyor. Değil mi? Ne büyük mucizeyiz aslında. Ama mucizeleri yaratan ve yöneten Allah o kadar büyük, o kadar büyük ki. Ne ola ki biz Allah kadar, haşa. Tövbe tövbe, haşa. Koşulsuz sevgiye gelelim. Herkesin dilinde sakız koşulsuz sevgiye gelelim. Anlattık, ben de anlattım. İşte bu görüşemediğimiz dönemlerde hayat sürecimle ilgili yeni açılımlar oluyor. Yeni yeni öğretilerle hemhal oluyorum örneğin. İşte daha doğru bildiğimi daha da bir üst seviyeye çıkarıyorum. Yanlış bildiğimin doğrusunu öğreniyorum. Araştırıyorum, dua, ibadet ediyorum, meditasyon yapıyorum. Hep biliyorsunuz hani paylaşırım, iyi bir araştırmacıyım yani, peşini bırakmam. İçime bir sezgi, bir kelime düşse bile peşine düşen biriyimdir. Araştırırım, öğrenirim, kimsenin ne dediğine göre hareket etmem. Allah ettirtmese, ettirecek olsak da ettiren de Allah'tır, bunu da unutmayalım. Peki koşulsuz sevgi olmayan biz, Hazreti Adem ve Havva'dan bu yana ne ola ki? Burada kadın ve erkek işte onun için olmamıştır. O yüzden iki eril vardır. Kimse Allah'ın nazarında, Allah'ın nazarında kabul görecek kadar koşulsuz sevgiye gelemez, ama bilge bir ruh olabilir, iyi bir insan olabilir. Allah'ın sadık vekili, dostu, halifen dediği bu noktada dünya planında kendini tezahür ettirirken insanoğlu Allah'ın yansıması olduğunu unutmaması gerekir. O yüzden eline beline diline hakim ol. Ağzından çıkan söz Allah kendini yansıtıyor. Sen var mısın? Ben var mıyım? Biz var mıyız? Allah'tan başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şey Allah'ın kendisini yansıtır. Onun için karşınızdakine ne dediğiniz, nasıl baktığınız çok önemlidir. Onun için boşuna denilmemiştir. Eline beline diline hakim ol. Düşünceli ve dengeli olmalıyız. İnsan olarak cömert olmalıyız. Biraz, yani biraz değil, yani tamamen hayatımızın sorumluluğunu tek başımıza kendimizin kaldırabiliyor olmamız gerekir. Ruh ne diyor? Ruhun güneşi sonsuzdur. Dün yoktur ki. Buradaki ruhun güneşi gökyüzünde parlayan güneş gibi çizilse de buradaki anlam o değil ki. Ruhun yüzünden bahsedilir. Bizim yaşam kaynağımız, ruhumuz, özümüz arkadaşlar, irademiz. Gökyüzündeki güneş bir katalizatör görevi görür. Yaşamsal için gereklidir, ekin, doğa, toprak içi. Yaşam kaynağımız güneş diye anlatılır, güneş değil. Yaşam kaynağımız, irademiz, ruhumuz, Allah'tan olan en büyük kaynak Allah'ın kendisidir ve Allah'tan olan bizdeki en yüce, eşsiz bahşettiği, kimimize ne kadar bahşettiyse, irade lütfudur. Ruhtur arkadaşlar. O yüzden iradenin çok çok düşük olduğu Neptün enerji dediğimiz, özellikle balık evi olanlar, 12. ev olanlar. Burada bakın nedir? Balık yaşamın, bakın ikisi de tersine, biri yukarıya, biri yukarıya yüzen doğru yüzüyor, aşağı doğru yüzen ters yüzüyor. Aşağı yüzen sol taraf, sol beyni ifade eder. Sağ lobu ifade eder, sol lobu ifade eder. İradeyi ifade eder yukarı doğru yüzen, aşağı doğru düşen iradesizliği temsil eder. Daha önce bir önceki videoda anlattığı işte varoluşun iki yüzü var. Biri cefa, biri merhameti anlatıyor. O yüzden özellikle ikizler burcuysanız, balık burcuysanız, kova burcuysanız, terazi burcuysanız, bu güneş tutulması sizi çok etkileyecektir. Bu terazideki dolunay sizi çok etkileyecektir. Ama olumlu anlamda, sakın bundan korkmayın. Eğer bir örnekle anlatayım ki daha bir güzel pekişsin. Ayın 19'u ne diyor Romili'de bize?
Ruhun güneşi sonsuzdur, günü yoktur. Peki ne anlamamız gerekiyor? İşte illüzyonlardan uzak dur. Sana zar atılabilir, sistem atabilir. Allah'ın izniyle bu yaptırılabilir, yapılsın, yapılacaktır. Ama hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor. Önemli olan senin orada ne kadar işte o süreçte bir şey yaşatıldı sana, tamam. Ama nereden nereye kadar sürüyorsun işte, bir gün mü üzülüyorsun, 3 gün mü karar mı veremiyorsun, bir gün mü kararsız kaldın, 2 gün, 3 günde mi kararsız kaldın, ama artık daha onu da geçmesi. İşte sen eğer yıllarca yapman gerekeni bilmene rağmen kendini yapmaktan geri koyduysan ve o yapman gerekeni yapmayıp da 19 numara ruhunun güneşini yansıtman gerekirken, yani ruhun güneşi nedir? Allah'tan olan, Allah'ın bize verdiği ruhtur arkadaşlar. Ruhun özünü yansıtıyor musun? Ne demek ruhun özünü yansıtmak? Ruh sana ne diyorsa, ruh zaten Allah'tan olan parçamız. Allah'tan olan bağımız olduğu için zaten kaynak, ana kaynağa bağlı olan ilahi kaynak. Allah Celle Celaluhu, zaman ve mekandan tenzih ederek söylüyorum. Allah'la aramızdaki en büyük, kuvvetli, en yüce, mucizevi bağımızdır. Allah'ın kendisini temsil eder. Kendisinden bizi yaratmıştır ve ruh, kendinden irade, ruh bahşetmiştir. Hiçbir zaman asla bunu es geçmememiz gerek. Es geçtiğimiz anda haşa küçük görmüş sayılırız. Yani sayılmayız da sayılırız. Nasıl? Farkında olmazsan, iradesizse, iraden düşük davranıyorsun. Ama ruh en yüksek irade olan, en yüce, en yüksek kutlu, kutsal ilahi kaynak Allah'ın kendisindendir. Ruhun özünü yansıt ne demek? İşte hak Allah'ın emriyle bahşedilmiş ruhun güneşi sonsuzdur diyor, onu yansıtıyor. Yani ruhunu yol göstericiliğine izin verirse, onun dünü bugünü olmaz, o anda konuşlanmıştır. Tıpkı Allah bir ok misali rüzgara konuşlanmıştır. Kartını çok seviyorum zaten, o yüzden. Hani sen şimdi şu anda ben bunu bırakmak istedim, işte bıraktı. İşte bu kadar anda her şeyi yapmaya, karar verip yapmaya başlayabilirsin. Yeter ki ne istediğini doğru seç. Onu seçene kadar da çok fazla ikilem kurgulaya, senaryolara, illüzyon planlarına, illüzyon senaryolarında boğulma, zaman kaybetme. Neptün enerjisine düşme, 12. ev balık. Balık haritanızda ay burcunuz mu, güneş burcunuz mu, yükselen burcunuz mu, stelyumun olduğu evde mi, şironun olduğu evde mi, sıkışık olan derecelerde mi, değil mi? Bunların hepsi çok önemli. Şimdi vakit çok hızlı. Acı bu. Özellikle tutulmanın hemen arifesindeyken, bir hafta öncesi ve bir hafta sonrasında etkiler başlayıp ve tutulmaların etkileri iyi yönetenler için 15 gün, 1 ayla 3 ay değişir, yönetemeyenler için 6 ayla 1 yıla kadar süreci olur arkadaşlar. Bu ne demek? İyi yönetemiyorsan 1 yıl sınav yiyeceksin, maddi manevi kayıp yiyeceksin demektir. Allah esirgesin, Allah göstermesin. İşte adalet istiyor herkes. Yani niye adalet istiyorsunuz? İşte adaletin söz konusu olması için iki taraf olması gerekiyor. Ve bir tarafın bir tarafı ya da iki tarafın da birbirine haksızlık etmiş olması gerekiyor ki orada adalet doğsun. İşte Oğlak statü evi, keçi evi, Satürn yönetiyor aynı zamanda da, ama Jüpiter de var. İyi yönetirsen Mars'tan kurtulur, Satürn'den kurtulursun. Ama iyi yönetemezsen eğer, orada hem Mars vardır hem Satürn vardır. İşte bu ne demektir? İyi yönetemediğin noktada statün. Örnekle açıklayayım, daha net anlaşılır. 19 yıllık evlisiniz, 19 yıllık bir ilişkidesiniz, 19 yıllık bir ortaklığınız var, 19 yıllık bir sevgililik işi var, evlenmek istiyorsunuz, bir türlü evlenemiyorsunuz. Neden? Peki neden? Neden? Boşanman mı gerekiyor? Bugüne kadar niye boşanmadın? 19 yıl sonra neden boşanıyorsun işte? 19 yıl sonra boşanıyorsan demek ki senin zaten bunun o birinci yılında, yani o nikah masasına otururken de zaten oturmaman gerekiyordu. Birinci ev güneşini doğru yansıtmadın. Pardon. Şurada. Oo, bakın nasıl düştü üzerine. O kadar güzel anlattım ki. Allah Celle Celal, teşekkür ederim. Aldım, kabul ettim. Kartların enerjisini. Müteşekkirim. Bakın şimdi, Allah'a müteşekkirim, kartlarıma teşekkür ediyorum.
Bakın cümlelerime dikkat ettiniz mi? Nasıl değiştirdim arkadaşlar? İşte o kadar yanlış biliyoruz ki doğru kavramları o kadar yanlış ifade ediyoruz ki öyle alışkanlıklar oluşmuş ki hayatımızda bilinçaltı illüzyonları yönetmiş bizi bugüne kadar. Sizinle görüşemediğim bu süreçte özellikle hayatımda beni mutsuz eden ne varsa onu nasıl yönetebilirim üzerine çalıştım arkadaşlar. Bu konuda Allah'ın izniyle de mutluyum. Demek ki huzurluyum. O zaman demek ki bir şeyleri başardım. Ben bugün güneşimi yansıttım demek ki arkadaşlar. Şu an size şu videoyu yaparken bile yansıttım. Yani ben bir işe yaradım arkadaşlar. Kendim için. Sonra da sizler için buradayım. Ben şu an kendimi nasıl söyleyeyim? Daha iyi bir versiyonumla size şu an burada kendimi tezahür ettiriyorum. Allah'ın izniyle tezahür ettiren de Allah'tır. Çünkü kendisi aynanın aynısının aynalığından kendini bizde yansıtan, kendisini bilmek ve bilinmek isteyen Allah kendisini bize göstermek istiyor. Her şeyi bize veren de verdiklerini de Allah biliyor zaten. Bizi kimiz, kimden olduğumuz, ruhumuz kim? Allah Celle Celaluhu'nun ta kendisinde. Olma olan, insan olan ben kimim işte? Ben insan mıyım? Hayvani postlarım mı var? Bırakmam mı gerekiyor? Ruhun dünü bugünü yok. Ruhun güneşi sonsuzdur. Ruh her an Allah'a konuşlanmış olarak Allah'la bizim aramızdaki en büyük bağ ve parçamız. Allah'tan bize bahşedilmiş, lütfedilmiş, yaratılmışız, lütfedilmiş. Ruh verilmiş, lütfedilmişiz. Yaşam verilmiş, lütfedilmişiz. Ne çok mucizelerle lütfedilip donatılmışız. Yüce Allah Celle Celalihi bize ne kadar kıymetli görüyor. Onun için tarot kartlarında kendini küçümsen Allah'ın gözünde sen değerlisin. Çünkü Allah kullarını seçilmişlerini değerli kılar. İşte sen eğer iyi yönetirsen diyelim ki 19 doğumlusun. Ve bir hava burcu ise ikizler, terazi, kova bunlardan herhangi biriyseniz ay burcunuz, güneş burcunuz, yükselen burcunuz da eğer balık varsa, ikizler varsa siz zihin burcusunuz arkadaşlar. Hayatta en büyük yaşam sınavlarınızı büyük bir olasılıkla zihni yenme konusunda zihni yönetebilmek iradeyle. İradeye sadık kalacaksınız akıl ve zekanızla. Düşünceyi yani bilinçaltını yöneteceksiniz arkadaşlar. Ve büyük bir ihtimalle Allah'ın izniyle inşallah özellikle kavuşma aşamasında olanlar ve özellikle doğum tarihi bir ayın 19'u olanlar, 10. evde statü konusunda sınavı olanlar, artık sınavda demeyeyim, geçmiş gitmiş olsun inşallah. Evlilik evi 7. ev terazi ve 25 Mart'taki terazide 5 derecedeki aslan ruhun güneşini özünü yansıtacak mısın? 5. ev aşk evidir. Yönetici gezegeni güneştir ve aslan burcudur. Ve 7. ev terazi evlilik evidir. Ve bu dolunay 25'indeki de arkadaşlar terazide oluyor 5. derecede. O yüzden nasıl yönettiğinize bakıyor. Peki 5. derecede ne anlamalıyım? 2. ev ve 3. ev konularına işaret eder. Daha önce örneğin siz 19 doğumlu olmuş olun arkadaşlar şimdi. 19 yıldır evli olmuş olun mesela. Evliydiniz ya da. Siz 1. evde Mars'ta ilkbahar nedir? Bahar, başlangıç, cesaret, güç. Ama Mars yönetimindedir 1. ev. Bizim kendi kendimizi keşfetme evimizdir. Ben varım. Farkına vardığımız evde. Ama 2. evde ben varım ama sen de varmışsın. Onu fark ettiğimiz evde. Yani bu ne demek? Tabii bebekliği anlatmıyor şimdi. Yetişkin çağı insana olarak yetişkin yaşa göre anlatıyorum. Peki o zaman sen kendini keşfettin. Diyelim ki güneşini de iyi yansıttın. Okey çok güzel. 2. evde birini seçtin. 19 yıl önce evlendin diyelim. Ya da sen aslında seçmedin, seçildin. Ve seçilmiş olduğundan bir haberin yoktu.
Ve birisi seni seçti. Sadece seninle evlenmek istedi ve elinden geleni ardına koymadı. Senin nikah masasına oturttu. Belki sen bile evliliği teklif etmedin, sana edildiyse. İşte bilin ki sizin için kadersel döngü bu arkadaşlar. Şu an bu aşamadasınız. Bugün özgürlüğünüze kavuştunuz demektir. 19 numara özgürlüğü de anlatır. Ben özellikle bugün çok mutlu ve huzurluyum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Beni mutsuz eden ne varsa geride bıraktım ve ben güneşime kavuştum. Yani ruhumun özüne kavuştum. Zaten vardı, zaten kavuşuktum. Sadece daha bir üst seviyede farkındalığına vardım. Ve kendimi özgürleştirdim. Bugün insan olduğumu farkına vardım. Hayvani postüm iradesizliklerim, bana hizmet etmeyen şu ana kadar hayatımda beni mutsuz eden ne vardıysa onları geride bıraktım. Böyle bakacaksınız olaya. İşte eğer 19 yıl evvel hani birinci evde ben vardım, ikinci evde artık yalnız kalmak istemiyorum, evlenmek istedim diyelim ki işte 20 ile 30'lu yaşlar arasındasınız ve birden kendinizi nikah masasında evli olarak bulduğunuz ikinci ev boğayı anlatır. Seçtiğiniz eşi anlatır aslında boğa. Somut planda nasıl tezahür ettirdiğiniz dört element var ya arkadaşlar. Dört elementin dışında bizim bir irade ve ruhumuz da var, değil mi? Bizi koruyan avramız da var. Şimdi somut planda Allah'tan olan irademiz, ruhumuz bizi yönetir. İşte bir şeyler hissettirir bize sezgi yoluyla, akıl, zeka yoluyla. Peki orada aslında birisiyle evleneceksin ama tanımıyorsun. Tanımak için zaman da ayırmış. Sırf o evlenmek istiyor diye ve anne babanı da avucuna aldı. Onu da yönetmiş. Onlar da yönetildiğinin de farkında değil. Onlar da bir de ay oğlumuz da kızımız da evlensin deyip eğer sizi zaten nedir azmeden cahil başarıya kavuşuyor. Diyelim ki işte bir tattaret enerjisi. 20-19 yıl evvel diyelim ki sizi hayatına aldı, kendisinde sizin hayatınızı zorla soktu. Sizin haberiniz yok. Siz birden eğer kendinize şu soruyu sorup da cevabı şöyle alıyorsunuz. Ben evlendim, nasıl evlendim? Yahu olduk diye geldi. Ben nasıl evlendim? Onun nikah masasına ben nasıl oturdum hatırlamıyorum. Aslında ben de evlilik teklif etmemiştim. Zaten o kişi bana etti diyor iseniz. İşte bilin ki seçim size ait değilmiş. Sizin hayatınız sizden çalınmış. İşte şimdi bunun bedelini o karşı tarafa adaletiniz görülüyor arkadaşlar. Siz bugün Allah'tan adalet dilemişsiniz, bugün değil yani. Adaletinizin cevabını bugün almış olabilirsiniz. Dün almış olabilirsiniz. Ayın 18'e illüzyonlarını bıraktıysan işte bugün de sonucunu almışsındır. Bu ruhsal olarak yani bu maddi dünya somutta da hem soyut hem somut yani manada ve maddede de. Ha, diyebilirsin ki Cennet Hanım işte ben aslında bugün örneğin benim zaten uzun süredir bir ortaklık mahkemem vardı, bir boşanma mahkemem vardı, bir iş mahkemem vardı, bir çocuk velayet mahkemem vardı. Fakat uzun süredir sürüyordu, bitmedi. İşte belki bugün bitti, haberini aldınız. Niye? Çünkü ilk defa doğru yola girmişsiniz. İradenizle hareket etmişsiniz. Neden? Çünkü bugüne kadar siz avukata demek ki bitir talimatı vermemişsiniz. Demek ki yakın süreçte verdiniz ki böyle bir sonuç da aldınız. Güneşinizi görüyor musunuz? Bugün ayın 19'u güneş. Verdiğin çabalar, emekler boşuna değil. Sonucunun cevabını evet olarak aldığın kartı gösterir. İşte 19 doğumluların bu anlamda aynen gerçekten arkadaşlar yani bunu söylemekten hoşlanmasam da ama daha net anlıyorsunuz ve o güzel eşsiz yorumlarınız ve bu arada yorumlar çok düştü, izlenme oranı çok düştü benim buraya oturmam için. Bende de bir karşılıklı değil mi? Bir alma verme dengemiz, bir insan olarak benim de mutlu olmak, şevkle buraya oturabilmem için beğenilerinizi eksik etmeyin. İzlenme rakamlarına göre tıklanma rakamları hele hele çok farklı iken binlerce. Fakat beğeni ve yorumlar sadece aynı belli sevgili gönül dostlarımız dışında diğerleri yapmıyor. Neden arkadaşlar mesela? Bunu yapamamayı kendinizde çözün işte. 15 numara. Saplantılarınızın kaynağı kendi egonuz işte. Bunu yenmeniz gerekiyor. İşte eğer 19 yıl önce bu şekilde anlattığım gibi evdeydiysen veya bir ortaklığa karıştın ve evlendiysen işte evlendiğin kişi yengeç, ay yönetiyor.
Belki iradesiz biriyle evlenmişsin zaten. Ama azmeden cahil başarılı olmuş. Neden sen başarılı olamamışsın? Çünkü o azmetmiş ve azminden asla geri kalmamış ve bu uğurda alacağını almak için ne gerekiyorsa yapmış. İşte böyle bakacaksınız olaya. O yüzden düşünceliyim, kibarım da, narinim, zarifim de, şöyleyim de, böyleyim de, basiretsiz kupa kralı gibi saplantılı, manipülasyoncu, her şeyi ben yaparım deyip de aslında hiçbir şeyin kendi elinde olmadığını, yalan ve hilelerle kendine de ikiyüzlülük yaparken aslında zorla alıkonulmuş olduğunu, evet burada haksızlığa uğramışsın ve evet işte o gün bugün adalet görülüyor. Adalet kartı da aynı zamanda yeni hava burcuna tekabül ediyor. Bu açılım hava burçlarına geldi sanıyorum arkadaşlar. Özellikle 19 yıl evli olanlara geldi sanıyorum. Mahkeme süreci olanlara geldi sanıyorum. Adalet sizin için görüldü. Hava burcu çünkü. Mantık, akıl, irade, fikir, rasyonel, iletişim burcudur. İşte siz hayatınızda aynı zamanda da adalet kartında hava olduğu gibi terazi de vardır. Ve adalet kartı da güneş kartı gibi cevabı evettir mesela. İşte burada siz terazi evinde bugüne kadar aslında çalınmış bir hayatınızı, o 19 yıl önce nikah masasına nasıl oturduğunu hatırlayamıyorum. Belki de ben evlilik teklif etmedim, bana edildi dediğin noktada işte o yengeç evi, ay evi. Hani dördüncü ev, atalar soy sop diye anlatılır ya işte. Hurafelere kurban olmuşsun demektir yani. Hayatın çalınmış sende. Adalet istemekte haklısın. İşte 19'lara adalet geldi bugün. Adalet görünmüş. Sezgilerinizle ahlakınızı belirlersiniz. Ahlak güzel davranmak demektir arkadaşlar. Bilinen ahlak anlamının dışında. Güzel ahlak güzel insan olmak demektir. Erdemli insan demektir. Allah'ın hoşuna giden erdemlerde olan insan. Bir bilge her iki dünya için rahmettir bilgisine ulaşan. Tabii ki bu 13 numara ölüm kartıyla ölmeden, sınavlar yaşamadan, neptünel enerji, o illüzyon planlarına kapılmadan, düşük iradeli olan illüzyon planları sunulduğunda işte hangisi gerçek, hangisi iradeden geliyor, hangisi iradesizlik tarafından geliyor. Çünkü varoluşun iki tane yüzü var. Biri merhamet, biri cefa. İşte ayırt et hangisinden geliyor. Biriyle evlisin. 19 yıl evvel onunla belki masaya oturmaman gerekiyor. İşte evlilik evi, yengeç. Ama terazi 7. ev, evli olduğun kişiye işaret ediyor. Ve bu tutulma terazide oluyor. İşte eğer bitirmen gereken o kişiyi bugüne kadar bitirmediysen belki bugün bitireceksin. Belki dün bitti. İşte belki bu tutulmada bitirilecek. Sen bitirmesen de bitirecektir sistem. Sistem Allah'ın emridir, ilahi yasalar arkadaşlar. Karma hiçbir şeyi bırakmamak üzere şironlarınızı şifalandırılmak üzere planlanmıştır. Allah'ın emridir. Bütün ilahi sistem, bütün varoluş, yaratılış bu şekilde işler. Bunun önüne kimsenin ne aklı yeter ne önüne geçebilir. Kader denilen şey de budur. Bizim değiştiremeyeceğimiz, haşa, 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 Allah kadar bilemeyeceğimiz şeylerdir zaten. Allah'ın ol dedikleri de, her şey Allah ol der, kendini bilinmek istedi. Allah kendini bilmiyor. Bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz her şeyi zaten bilen, bize öğreten zaten kendisi işte. Senin tarafından kendimi sende bilinmekle kendi kendime kendiliğimden aynalama yaptıran ben. İrademden irade verdim. İşte beklenmedik olaylar olabilir. Biri geldi seninle evlenmek istediğini söyledi. Belki sana 19 yaşında, 12 yaşında dedi ki ben seninle evleneceğim. Bir baktın ki 22 yaşında onunla nikah masasına oturmuşsun ve evlenmişsin. Kendine evli bulmuşsun. Evlilik bile teklif etmemişsin. Neredeydin? Uyuyor muydun kardeşim demezler mi? İraden var. Ruhun dünü bugün yok. Ruhun güneşi sonsuzdur. Ve ruh. Kupa altılı ne der? Özü sonsuz Allah'tır. Ve ruh özlediğine diğer yarısına kavuşmak ister. Bitti. Diğer yarısı yarımlık değil. İki tamın bir araya gelerek bütünlük oluşturması. Adem ve Havva'nın birleşmesi. Ahmet ile Ayşe'nin birleşmesi. İşte iki sevenin kavuşması. Bitti. Ruh ikizi. Bir ruhun ikiye bölünmesidir. Dünya planına indiğinde kadın ve erkek olarak farklı hayatlarda, farklı yaşamlarda dünyayı üzerinde kendilerini gerçekleştirmek. Çünkü öncelikle kendilerine ait bir kendileri olmaları gerekiyor. Bir yaratılışları var.
Allah'a karşı halifelik noktaları denilen taahhütleri var. Bunu yapmaları gerekiyor. Allah'ı bilecekler. Allah'ın kendisinden olma olduğunu bilecek, öğrenecekler. Sonra birbirlerini kim olduklarını, kimden olduklarını öğrenecekler. Birbirlerini sevip kabul edecekler ve koşulsuzla insan düzeyimizde tabii ki haşa Allah'ın nazarında eril enerjiyiz hepimiz. Ama dünya planında da işte eril enerjini karşına alıp kendi kendine sen cesurca, cesurca kendinden kendinin aynalanmasını yaparsan orada Allah'ı görmüş olursun zaten. Allah'tan başka kimse olmadığını, işte ben var mıyım dedi, deniliyor orada zaten. Sen de kendimi aynalattırıyorsan karşındakinde mi yapmayacağım? Onu da ben yapıyorum. Allah kendi sende yansımasıysan o da yansıması işte. Ama yansıttığıyla yansıttığı seçilmiş halifen dedikleriyle irade ve iradesizlik olanlarda da bir ayrım var işte. Onun için adı seçilmiş olan zaten. Onun için bu aşk, bu yakut herkese verilmemiş. Belli seçilmişlere verilmiş. İşte sen orada saplantı ve manipülasyonlarınla seni almış yengeç, ata soy sop, anne baba onayladı. Zaten anne baban da o elem almıştır avucun içine. İşte belki sen asker dedin, belki üniversite okuyordun. Özellikle eril beyefendiler için yapıyorum bu videoyu. Sen askerden dönene kadar senin evlilik evin hazırlanmış, haberin yok, ama bir azmeden cahil bunu başarmış. Ve sonuç 19 yıla mal olmuş. Hayatın çalınmış. Ve şimdi onu bitirmekten mi korkuyorsun? Zaten 19 yıldır bitirildi deniliyor. Bunun ruh ikizinle ne alakası var? Bu Allah'a karşı senin Allah'ın nazarında kendini sende tezahür ettiren Allah, sana kendini kendi karşına al. Kendinden kendine Allah'ın benliğini yolculuk yap. Kendini bırak. Allah var. Al, sen yoksun. Allah kendisini aynanın aynısı aynalığından aynısını yansıtmasını yapıyor. Sen sadece burada buna hizmet eden halife noktasısın. Onun için seni yaratmış. Ey Firavun. Ne ola ki sen kendine. Dünyayı ben yöneteceğim de. Varoluşu ben yöneteceğim de. Haşa Allah. Kesil firavunluk yap. Ama Allah'ın ruhundan ruh üflediğim dediği, o üflemek de değil, verilmiştir. Ruhumuz Allah'la olan bağımızdır, irade aklımızdır. Bizi koruyan auramız Allah'tandır. Eşsiz ve benzersiz olan Allah kendisinden kendi parçası olarak bizi yarattığına göre, işte sen benim nazarımda sizler, ben yukarıdan bakınca Allah her yerde ve her şeydedir bu arada. Seni orada iki kadın da erkek de olsan, ikiz ruh da olsan işte sizleri ben eril olarak görüyorum. Çünkü siz benim kadar koşulsuz sevgi olamazsınız. Bu tek Allah'a eşsiz benzersiz olan Allah'a mahsustur. Ama insan olarak sizden beklediğim, bahşettiğim yaşam, bu varoluşta yaratmış olmam, var olmuş olmanın bir gereği olarak da sana da irademden irade verdiğim için başarabileceğin, sana tanıdığım bir nokta var. İşte o noktaya kadar orada işte eril enerjini karşına al. Eril enerjiden dişil enerji sevgisine geç. Yani ne demek bu? Kadınla geç demek değil tabii ki, dişil enerjiyle kastettiğimiz bir pir, bir bilge, her iki dünya için rahmettir. Süleyman'ın bilgini, krallığının mührü bilgiydi. Süleyman kral, Süleyman peygamber, onun için Süleyman oldu zaten. Süleyman krallığının mührü bilgiydi deniliyor. Değil mi? Bunu biliyoruz zaten. İşte onun için sen ruhun güneşi yoktur. Dünü bugünü yoktur ruhun. Sadece an vardır. Sen 19 yıl evvel o an seninle bu nikah masasına oturan kişi, ben bir seviyorum diyebilirdin o anda. Sevmiyorum diyebilirdin, evlenmeyeceğim diyebilirdin işte. Bugün 19 yıl sonra boşanıyorsan işte bunun bedeli senin orada iradesiz davranmış olmandı. İradenle hareket etmediğin için de o gün bugün adalet istiyorsun. Peki adalet tek taraflı mı işler? Tabii ki çift taraflı işler. Konuya müdahil olan, dahil ve dahi olan herkes ve herkes için işler. Durum için işler, olgu için işler, kişi için işler. Ama adalet insanlar içindir. Adaletin söz konusu olması için iki kişi olması gerekir minimum.
taraflardan birini veya her iki tarafın birbirine yaptığı haksızlıklar ve haklı oldukları noktalar vardır. Uzlaşamadıkları bir nokta olur. O noktada da zaten adalet devreye girer. Resmi makamlar, merciler, işte boşanma, mahkemeler veya iş ortaklığının bitmesi vesaire veya haksız yere bitirilmişse işte tekrar bir araya gelinmesi, dolandırıcılık varsa vesaire vesaire konularına söz konusu olabilir. İşte adalet mahkemeleri, kanunsal mercileri, hukuku, boşanmaları, sözleşmeleri, her türlü sözleşme. İsterseniz boşanma, isterseniz çocuk velayeti, isterseniz iş, isterseniz ortaklık, isterseniz başka bir şey, mal, mülk, miras vesaire. İşte örneğin diyelim ki çocuk velayeti konusuna geleyim mesela burada özellikle 19'lar için önemlidir. Özellikle evli olanlar için çok önemlidir bu. Eğer beni burada dinliyorsanız ve boşanmaya karar verdiyseniz veya mahkemeye başlattıysanız veya boşandıysanız bu gerçekleşti ve diyelim ki bugün ayın 19'u güneşinizi gördünüz ve bugün size cevap geldi. Boşanmış olduğunuza dair olabilir. Özgürleştiniz ve ruhun dünü bugünü yoktur. Ama zaten sen bunu en başında da biliyordun. Ve yine sen biliyordun ki aslında bunu her zaman, her istediğin anda yapabilirdin. Bu kadar acıları yaşatmadan işte o yürek acısı gibi acılar kendine veya işte özellikle ikiz ruh yolculuğunda bir eril dişli olarak beni dinliyorsanız özellikle evli olan eril taraflar olduğu için ve dişiler erilleri beklediği için işte sen kendini haklı gördüğün o noktada, o noktada öfkeni kontrol etseydin bugüne kadar. Zira sen aslında haksızlığa öfke gösteriyorsun. Yani sen haksızsın, haksız bir noktada bir düşüncede duruyorsun ki bu düşünce fikir de değil, fikrin de doğru değil veya işte doğru bir fikirde değilsin. Yanlış bir düşüncede duruyorsun. Bakın ikisi arasındaki farka bakın. Yanlış düşüncede duruyorsun. Zira haksızlık yapıyorsun aslında. Ve öbür türlü hem haksızsın hem yanlışsın. Hem yanlış bir düşüncedesin bir de buna öfkeleniyorsun. Öfkeni kontrol et. İşte aslında sen bu öfkenle sürekli bir şeyleri bastırmadın mı ki bugüne kadar? İşte o bastırdıkların öfkesi aslında aynı şey değil. Yani sen öfkeni kontrol et. Haksızlığa mı öfke gösteriyorsun? Haklı olduğun için bastırdıklarına öfke mi gösteriyorsun? Nerede duruyorsun? Öfkeni kontrol et. Zira arkadaşlar haksızlığa gösterilen öfkede iseniz işte o öfkeyle içinizde bastırdığınız bugüne kadar boşanmanız gerekirken bilmenize rağmen boşanmayacağım, boşanmayacağım deyip bastırdıysanız aslında duyduğunuz öfke bunadır. Ve bunlar aynı şey değil. Haksızlığa gösterdiğiniz öfkeyle haklı olduğunuz noktadaki gösterdiğiniz öfke arasında fark vardır. Buna çok dikkat etmeniz gereken çok ince bir köprü çizgisidir orası arkadaşlar. O yüzden kader çarkı da zaten bize der ki hepsi daha önce yaşandı. Bunu sen şimdi yeni yaşamıyorsun ki. Yani 20 yıldır yaşıyorsun işte. Nasıl şimdi yaşayabilirsin? Veya hele hele bazıları uyanış seviyesine göre tabii ki söylüyorum. Bunu bir de ruh ikizine mal etmek gibi inanılmaz korkunç bir haksızlıkta duranlar vardı. Mesela uzun süredir değil mi? 4 yıldır anlatıyorum. 701 will diyor oldu. Yaşadığın haksızlıklar veya senin başkalarına yaptığın hatalardan sebep haksızlığa da uğradıysan bu da seni korkutmasın. Burada da adalet sağlanıyor. İşte sen yaptıkların kadar adaleti göreceksin. O da yaptığı kadarıyla. Ama herkes için adalet işliyor işte. Herkes için. O evli olduğun kişi senin hayatını senden çaldı. Dördüncü ev, yengeç burcu. Yengeç burcunun yönetici gezegeni de aydır. Beşinci ev aslandır. Yönetici gezegenin güneştir. Sen orayı ayla yönettin. Çünkü sen yönetemedin. Burada merkezi kendini sen koymamıştın. Güneşini yansıtamadın o yüzden. İşte sen orada dördüncü evde anne baban ne dediyse, atalar ne dediyse, arkadaşlar ne dediyse, çevre ne dediyse. Geç atalar yok zaten. Şu an kim bana ispatlıyor ataların olduğunu? Yedi cet yedi soy. Kim ispatlıyor şu an arkadaşlar? Kim kimi ispatladı yedi soydur? Yedi soy olduğunu söyleniyor. Kim ispatlıyor? Kim görmüş? İşte bakın.
Hepsi aslında 20 yıl önce yaşandı. O nikah masasına ilk oturduğunda, evli olanlar için söyleyeyim. Hele hele ikiz ruh yolculuğundaysanız. Şöyle bir örnek vereyim. Daha net otursun. Videoda çok uzadı, bitireceğim. Şimdi aslında 19 yıl evvel sen birinci evde kendini en büyük hayalin diye atıldığın bu olayın aslında en büyük hayalin diye bir şey yok. Sen sadece orada neye bakacaktın? O 1 ile 9 bize neyi anlatıyor güneş kartında? Klasik tarottur. Bu da Rumi'deki ne diyor? Güneşin, ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Dünü bugün yok, dünü bugünü yoktur aslında cümlenin tam şeyi budur. Dünü bugünü yoktur. An vardır. Ama sen zaten her an 19 yıldır bu istemediğin kişi sadece seni istediği için hayatını senden çaldığı için ve evlendiği için ve sana belki de evlilik teklif etti ve sen evlendin o kişiyle. İşte ama onu her anda buradan vazgeçebilirdin o kişiden. Bu senin iradende. Sen iradeni kullanmadın ki. Kader çarkı neyi diyor bize? 9'da 1'i topladığınızda ne yapıyor? Bakın güneş kartı 19 numara 1 ile 9 topladığınızda ama kader çarkı. Hepsi daha önce yaşandı. Bir önceki videoda anlatmıştım size. Sen bu 20 yılı şu an veya 19 yılı veya işte kaç yılsa bu evlendiğin kişi yengeç burcu zaten melankolik, bunalım, dedikoducu, yalan, her türlü hurafeyle uğraşan, büyücülük, her türlü gizem sihirle uğraşan bu kişiyi sen hayatına almadın mı ki? Evet dediğin kadar hayır da diyebilirdin o nikah masasında. İşte sen 19 yıl evvel belki en büyük hayalim diye bu masaya oturdun ama aslında o senden çalınmış hayalin bir başkasının hayaliydi, gerçekleşti. Onun için 9 numara 6 boştur. 6'nın tersi de aşk. Gerçekten seviyor muydun 6 numaraya işaret eder aşıklar kartına? Orada aşıklar kartı nedir? Gerçek bir ruh ikizin var. Peki bu senin gerçek ruh ikizin mi? Sen 19 yıl evvel buna hiç baktın mı? Ben bu insanı seviyor muyum? Evleneyim mi? Evlenmeyeyim dedin mi? Aldı o seni nikah masasına kadar götürdü. Ailenin de hepsini kapatladı. Kafesledi. İstediği gibi yönetti. İşte sen belki üniversite okuyordun. Belki asker dedin. Belki başka işle uğraşıyordun. Kendini var etmeye, maddi manevi çalışırken bunları onun senin için planladığını bilmiyordu. Bir tuzağa düştün belki de. Ama unutma ki iradenle, Allah'tan olan iradenle hareket etmiş olsaydın, bunların hepsi şu anda birden yaşanmadı ki 19 yıldır yaşanıyordu. Yani yaşandı bu. Sadece sana 19 yılın nasıl yaşandığını, senin bilmediklerinin sana aynalattırıldı. Onunla sen işte o kimse artık hayatındaki. Aslında hepsi daha önce yaşandı. Ama hepsi tekrar yaşanacak mı? Yaşansın diye en başta en sona. Çok güzel bir karttır mesela Evok'ta var. Kader çarkının anlamıdır Evok'taki. Der ki hepsi daha önce yaşandı. Hepsi tekrar yaşanacak. Yaşansın diye en baştan en sona. Yani demek ister ki 19 yıldır senin en büyük hayalim diye kendini beklettiğin en büyük hayalin olmadığını gördün. Altı boş olduğunu gördün. Sen bir şey isterken ruhun dünü bugünü yok. Andadır. Allah bir ok gibi rüzgara konuşlanmıştır. Yani doğanın ruhundadır. Kendi benliğinde Allah'ın benliğini yolculuk et, bir inanca gel yani. Orada hani şunu şöyle düşün. Ya ben şu an bunu istemiyorum. Vazgeçtim kardeşim. Bitti. İstemiyorum, evlenmeyeceğim. Bitti. Bunu deme iradem vardı. Neden denmedin deniliyor. İşte bunu orada demediğin için 19 yılı yaşadın. Tekrar yaşanıyor mu? Gerçek, evet. Neden? Çünkü aynalanması yapıldı size bugüne kadar. Siz ne zannettiniz? 19 yıldır yaşamış olduğunuz geçmişiniz size aynalanırken sanki şu anda yeni yaşıyormuşsunuz gibi algıladınız. O da illüzyon planlarıydı. Siz şimdi anlıyorum ki ben. Siz öfkenizi kontrol etmeyip adaletsizlik noktasında kendinizi adaletli noktada gördüğünüz noktada aslında hayatınızdaki özellikle evli olup boşanma mahkemesi olan evliler için geldi. 19 numara kartı güneşin arkasına 20 numara muhakeme kartı gelir. Demek ki siz güneşinizi keşfettiniz arkadaşlar. Boşanmanız gerçekleşti. Belki boşanma ilanını alacaksınız bir hafta 10 gün sonra, belki ay sonunda. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Muhteşem bir an
İlahi sistem bilgilendirmesi oldu, gurur duydum. Allah Celle Celaleye mi teşekkirim bana nail ettiği için. Bu eşsiz okumaya şahitlik eden herkes şunu bilmelidir ki bu kanala denk geldiyseniz, bu videoyu dinliyorsanız, tüm videolar zamansız zamana niyettir. Dün, geçmiş, bugün, yarın yoktur arkadaşlar. Hepsi anda ve şimdidedir. 19 yıl önce yaşanmış olan bir şey, bir hayatın bitmiş ve sana aynalanması yapılırken, ikiz ruh yolculuğunda olduğunda, tanıştığında nasıl bir şeyin içinde olduğunu sana aynalattırılır ki sen zannettin ki ben 19 yıldır bunu aslında sanki yaşamamışsın da şimdi aynalattırılırken aynalatma esnasında yaşadığınızı zannetme yanılgısındaymışsınız. Sanıyorum bu illüzyonunuz bitti ve zaten kiminle evli olduğunuzu gördünüz ve adalet sizin için. Dua ettiğiniz gibi dürüst olduğunuz için burada işte öfkeni kontrol et, zira haksızlığa gösterilen öfke içeride bastırdıklarının öfkesiyle aynı şey değildir öğretilmiş size. Yani size aynı Lenormand'da olduğu gibi sen üçüncü kişinin kim olduğunu, çözüm anahtarını tam da üçüncü kişi bilgisine ulaştığında, üçüncü kişinin hayalini gerçekleştirin. Üçüncü kişinin 9 numara 39 3 ile gelir. Üçüncü kişinin en büyük hayalini gerçekleştirin. O aslında sana bir zar atmıştı. Bir yalanla belki şu ana kadar tekrar yaşandı diyen evok kartı ne dedi? Hepsi daha önce 19 yıldır yaşandı, bitti zaten. Şu an sadece sana ikiz ruhunla tanıştıktan sonra sana aynalattırma yapıldı. Siz onun için ayrıldınız. Yani ara verildi. Ayrılık da yok. Kavuşacaksınız Allah'ın izniyle. İşte hepsi tekrar yaşanıyor anlamı da. Şimdi sana aynalattırınca sen sanki şimdi yeniden tekrar yaşıyormuşsun gibi oldu. Ama aslında hayır, sen zaten yaşanmışlıkların sana aynalattırıldı. İşte bugüne kadar bir düşün bakalım. Belki de 39 yıldır bu kişiyi nasıl hayatında tuttun? O nasıl bir zar attı sana da sen bu kadar bağlı kaldın o kişiye? Aslında hiçbir şekilde taahhüdün yokken, bağlılığın yokken. Aslında onun senin için yasak elmayken, o yasağa nasıl bulaştığını, aslında bulaştıranın da sana zar atan üçüncü kişi olduğunu nasıl anlamıyorsun? Çözüm anahtarı tam da bilgelikte yatar işte, Süleyman'ın mührünü onun için bilgiydi. Musa onun için Musa oldu. Süleyman onun için Süleyman oldu. İşte sana bunu yapan o Firavun, sana bunu yaşatırken şu an onunla sen arasında aynalattırma yapıldı. Sen ruh ikizinle tanışmış olduğun için bunu ona bağlamana gerek yok. Bu senin hayatın, sana aynalattırıldı. Kiminle nasıl bir ilişki içindesin, ortaklık içindesin, bağlılık ilişkisi içindesin. O da bağımlılık, bağlılık değil. Nasıl bir manipülasyon kafes enerjisindeydi. Sana bu gösterildi çünkü sen bilmiyordun. Çünkü tüm bu yaşananların içinde sen masum, en masum olan olduğun için ve o üçüncü kişiye adalet şimdi Allah'ın adaletiyle karşılaşıyor, büyüklüğü, yüceliğiyle tanışıyor, Allah'ın olduğuyla tanışıyor Firavun. Allah izin verdiği kadarıyla tabii. Kendisini bilmesini, Allah'ın kim olduğunu. İşte onu yüzden onu ruh ikizinle karıştırma. Bir daha yaşanacak demişti. En baştan en sona sana hayatın aynalattırıldı. Sen bunu ruh ikizinle yaşadığını zannetme, illüzyonundan çık. O senin ruh ikizin diğer yanın, sana yardım eden, sana ışık olan, yol gösteren, güzel dualar, güzel dilek niyetlerde bulunan, sana yardımcı olan, en az ufacık bir faydan dokunur diye çırpınan biri, toprak tevekküle emanettir, değnek dörttü senle evlilik hayali olan, işte o kişiyi haksızlık etme. Zira öfkelenme. Kim öfkelendiğine de dikkat et. O yüzden evet, sizin için adalet görüldü. Haksızlığa uğramışsınız. 19 yıl evvel size bir, belki kiminiz için 33, kiminiz için 19, 33, 39 rakamları geldiği için söylüyorum. Adalet kartı zaten beraberindedir. 11 numarayı 11 yılda da temsil eder kimleri içinde. Eğer siz bir ikizler, terazi, balık, kovaysanız bu açılım biliniz ki sizin içindir arkadaşlar. Kavuşma esnasındaki olan kişiler içindir. Boşanma esnasındaki kişiler içindir. Mahkeme ve hukuksal durumları olanlar içindir. Çocuk velayeti davalarınız varsa Allah maske takmanızı istemiyor.
Bu kişi sana maske taktı. 19'undan beridir yaşadığın şeyi sana aynalatırken şimdi yaşama illüzyonuna düştüğün gibi çocuklar kimi? Sana mı ait değil mi? Burada gurur ve ego yapma işte. Gerçeği zaten biliyorsun. Ona göre davran. Evet, sevgili arkadaşlar. Hepinizi gönülden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Lütfen beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Ve oraya o bir tuşa dokunun. İnsan olan ben kimim deyin kendinize eğer dokunamıyorsanız. Demek ki daha özgürlüğünüze kavuşmadınız demektir. Bugün bu videoya denk gelen, bu bilgeliklere denk gelen bu kişiyle eğer mahkeme sürecinizde çocuk velayeti davanız da varsa o da şu an aklıma gelmişken söyleyeyim. 19 doğumlu olup evliyseniz ve özellikle çocuklarınız var ise hiç fark etmez bir, iki veya daha fazla çocuk varsa. Burada ben ne diyeyim onunla ilgili bilemedim. Şimdi ben Rumi'den kart alayım bakayım. Neden çocuklar geldi, mahkeme geldi. Burada bir şey var, bir tam net olarak bir alayım. Hani tekrar baştan bir şey yaşanmaması adına. Ooo, DNA kraliçesi verildi. Çocuklar DNA kraliçesine aitse, sizin değilse, burada maske takmanızı istemiyor Allah. Gerçek neyse gerçek, hakikate göre davranmanızı öneriliyor size arkadaşlar. Çünkü çocuklar sizin olmuş olsaydı, sizle ilgili eril kartı gelirdi. DNA kraliçesi üçüncü kişinin kartı geldi. Çocuklar bu kişiye aitmiş, size ait değilmiş. O yüzden çocukları sahiplenirseniz bilin ki en baştan tekrar döngüyü yaşarsınız. Allah esirgesin, Rabbim esirgesin arkadaşlar. Çünkü Allah'ın kendisine iradesi seçilmiş olanlarda tezahür ediyor. Aynısından aynanın aynalının yansıması. Maske takma, yalan söyleme, ikilem yapma. Kararsızlığa düşme, inançta kal. Allah'ın kendisinden seçilmiş olansın, ruh vermiş. Bitti. DNA kraliçesi gibi, üçüncü kişi, üçüncü enerjiler gibi, illüzyon planları gibi davranma deniliyor. Burada sanıyorum almanız gereken mesajı aldınız. Çocuklarla ilgili mahkemesi olanlar için de böyle bir şey geldi. Onu da söylemiş oldum. Evet. Çocuklar deyince DNA kraliçesi verildi. İlahi eriller, sizler verilmediniz. Burada demek ki almanız gereken mesajı biliyorsunuz. Evet. Videoyu burada bitiriyorum. Beğeni yapmanızı. Arkadaşlar, bu tutulma ve bu dolunay hayatınızı ve kaderinizi, geleceğinizi yazıyorsunuz. Çok zor süreçlerden, psikolojik durumlardan geçiyor olabilirsiniz. Bir takım illüzyon planlarını gerçeklerle illüzyonları ayırt edemiyor olabilirsiniz. Fikirle düşünceyi ayırt edemiyor olabilirsiniz. Lütfen danışmanlık alın. Benden almak isterseniz şayet videonun altında açıklama kısmında iletişim telefon numaram var. Instagram'dan da Hera Athena'dan mesaj kısmından da iletişime geçebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Güzel Ramazanlar, güzel iftarlar diliyorum. Allah'ın rızkı, bolluğu, bereketi üzerimize olsun. Allah'ın ışığı üzerimizde, gücü arkamızda, bilgeliği bize aksın. Daimi lütufkarlığıyla, gücü gönüllülüğüyle günahlarımızı affeylesin. Bizi sevaplarımızla güzel kulları olarak acizliklerimizi affeylesin Yüce Allah. Hepimiz insanız. Kusursuz değiliz. Kusursuz, eşsiz ve benzersiz olan bir tek Allah'tır. Yüce Allah Celle Celaluhu hepimizi sever. Ben tüm kalbimle, tüm insan varlığımla inanıyorum. Tüm ruhsal varlığımla inanıyorum. Kendini küçümsemesen değerlisin. Değil mi? Evet. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Videoları sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Alma verme dengemizi lütfen uygulayalım. Bir dahaki sefere lütfen bana hatırlatın. İlahi yasaları anlatacaktım size. Onları da anlatacağım. Özellikle kitaptan bir sayfa okuyacaktım size özgürlükle ilgili. Onu da bir dahaki sefere inşallah Allah nasip lütfederse. Görüşmek üzere tekrar diyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.